hizmetçi olarak giremeyeceği konu hanım oldu hasbım. Nigar. Buyurun. Ne o tepsi? Nereye gidiyor? Reyhan Hanım'a. Ayağına yemek mi götürüyorsun? Masaya niye teşrif etmiyor? Emir Bey öyle istedi. İlaçlarını da mutfağa bıraktı. Vakitlice verilsin dedi. Karısıyla ilgilenmek istiyor herhalde. Senin o dilini koparırım Nigar. Geri götür şu tepsiyi. Kimsenin odasına yemek gitmeyecek. Ama Emir Bey... Lafımı ikiletme. Ne diyorsam o. Bu aralar gözüme batmaya başladın. Kendine çeki düzen ver. Tamam, affedersiniz. Oğlumu sana kaptırmayacağım, küçük besleme. Yemin az. Bari sus kalma incircik. Biliyorsun değil mi? Bundan sonra buradaki en yakın arkadaşım sensin. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Hikmet'i kandırabilirsin. Hatta Emir'i de kandırabilirsin. Ama ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Bu hastalık yalanını daha fazla uzatma. Yalan mı? Başımı duvara çarptınız. Aklın başına gelsin diye sana bir fırsat sundum. Bu evde sana rahat yok. Beni anladığını umuyorum. Anladım. Bugün yaptıklarınızdan sonra. O zaman kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Çünkü son kez konuşuyorum. İyileş, toparlan ve evimi terk et. Geldiğin yere, köyüne geri dön. Burası senin çöplüğüne benzemez. Bu konakta bugüne kadar benim istemediğim hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak. İnan bana, daha hiçbir şey görmedin. Şayet dediklerimi yapmazsan, o boş, sevimsiz kafanı bu sefer gerçekten ezerim. Ve ben asla, asla işimi yarım bırakmam. Cavidan Hanım. Bakın sizi anlamaya çalışıyorum. Canımı yakmanıza, benden nefret etmenize rağmen size hak veriyorum. Beni oğlunuza layık görmüyorsunuz. Sen kendini bu konağa, bu hayata layık görüyor musun? Beni tanımıyorsunuz. İşte bir tek bu konuda sizi anlamıyorum ve size hak vermiyorum. Benim için de kolay değil. Biraz da benim tarafımdan bakmaya çalışsanız. Hak veriyormuş. Sen bana hak veriyorsun öyle mi? Kimsin sen? Sen kendini ne zannediyorsun ha? Ben... Reyhan Tarhun'un, Hikmet Tarhun'un gelini, Emir Tarhun'un karısıyım. Ve siz isteseniz de, istemeseniz de gelininizin. Bak şuna. Bir de meydan okuyorsun öyle mi? Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen de başına neler geleceğini az çok anlamışsındır. Bu konaktan defolup gideceksin. Hayır. Hiçbir yere gidemem.
isterseniz yarım bıraktığınız işi hemen şimdi burada tamamlayabilirsiniz. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Beslemeyi başımıza sardın ya, affetmeyeceğim.